Tekrar hoş geldiniz. Ben demin 2000 dedim. Maydanoz Showland'de bugünkü yarışmacılarımızı canlı canlı izlemeye gelen tam 2500 kişi varmış. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Osman Tancım, şöyle bir iltifat bekliyorum. O kadar herkes söylüyor kıyafetlerin çok ben güzel. Ben biraz sonraya saklayıp diyordum ama hiç hakikaten... Hiçbir şey söylemiyorsun bana. Daha sana dönememiştim. Şimdi dönecektim. Hakikaten çok şöyle güzelsin. Şöyle de göstereyim. Bu ne şıklık böyle. Nasıl ama Nehir? Bu ne güzel. Nereden bu? Partnerime uygun olmam gerekiyor değil mi? Yakışmam gerekiyor değil mi? Tamam. Geçen haftaki elbisemi de Garo abi söyledi bugün. Sevgili Erkan Yolaç'ın yeğeni sormuş. Onun da böylece haberi olsun. Sevgili arkadaşım Elif Mısırlı dikiyor bu güzel elbiseleri. Tebrik ediyoruz kendisini. Çizimini gerçekten de kendisi harika yapıyor. Takılarım Diamond'dan geliyor. İbrahim Bey bir şey söylüyor. İbrahim Bey'in sesini bir alalım. Sanki senin hırçın bir kedin varmış gibi böyle tırmalamış seni. Yırtılmış anladım da o ucu sallanıyor falan. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bana öyle de gelmedi. Cam silmiş, bezler artmış, üstüne geçirmiş. Nehir. Size de çok teşekkür ederim. Nehir. Bence şahane. Çok güzelsin, çok şıksın hayatım. Edison konuştu. Garo Bey, peki size çok teşekkür ederim. Ben rahmetli Erol Taş. Evet. Rahmetli Hayati Hamzaoğlu. Hulusi Kentmen. Kötü adam rolündeyiz ya biz, evet, film icabı. Doğru. Buyurun efendim Belgin Hanım. Bence deniz gibi olmuş. Rahmetli Belgin Doruk. Çok güzel, masmavi böyle. Tabii. Tabii. Deniz'im çok teşekkür ederim. Biz kötü adamlar olduk evvel abi. Belgin Doruk mu? Sen kendini kötü adam yaptın. Evet, beni niye? Ben Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın kötü söylemez. Cüneyt Arkın der ki çok zarifsiniz, çok yakışmış der. O zaman şey... Ahmet Tarık Tekçe. Tarık Tekçe olur mu canım? Rahmetli. Hayır, hepsi rahmetli anladım, oldu. Evet. Beni bekliyorlar. Allah korusun. İşim var, popstar var, gidemem. Çok bitsin. Teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlar. Bundan sonra şey başlayacakmış. Eyvah, bitmedi yayın daha. Otur ya. Hadi gireceksek girelim artık. Peki, konusu açılmışken Garo Bey siz de çok şıksınız bugün. Gerçi herkes şık da böyle bir beyazlar falan giymişsiniz. Abi bitti mi? Reklamlar bitti mi? Teşekkür ederim. Devam ediyor. Bitmedi. Reklam değil, hayır. Bitti mi? Haybe'ye mi konuşuyormuş? Hayır, ben konuşuyorum. Pardon. Hayır canım, daha program başlamadı ki. Ben yayında girdik zannediyorum. Osman daha girmedi. Yayındayız. Tabii. Osman. Ne? Ha, yayındayız. Allah yandık evladım. Allah yandık evladım. Buyurun Garo Bey. Sevgili Süleyman Orakçıoğlu, damat, çok teşekkürler. Onlara hakikaten çok teşekkür ederim. Ama herkes çok şık. Evet, herkes çok şık. Solumdan başlayarak İbrahim Bey, Deniz Hanım, Seyfi Bey, sizler hakikaten herkes çok şık. Çok şıkız, çok şıksınız, şıklar. Çok hakikaten teşekkür çok ediyoruz yorumlarınızı. Şıkları göreyim. Buyurun. Şıkları göreyim diyor. Peki. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz ilk performans gecesi yayınlandı ve bize eleştiriler geliyor. Genelde çok olumlu eleştiriler. Bu eleştirilerden bir tanesi özellikle çok vurgulanıyor. Yarışmacılarınız ne kadar rahattı, ne kadar iyiydi diyorlar. Bence... Bizden dolayı. Şimdi geliyorum. Geliyorum. Geçen neden? Geçen seferki yarışmacıları biliyorum. Hepsi böyle çıkıyordu. Hepsi böyle. Aynen. Şimdi hepsi pırıl pırıl rahat. 10 numara vallahi. Bravo. Bravo. Jüri üyelerimiz sayesinde ve... Şimdi onu söylüyordum. Bunun iki sebebi var sevgili seyirciler. Bir kere jüri üyelerimiz çok çok iyi yarışmacılar seçtiler. Teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda kendilerine. Gerçekten çok iyi yarışmacılar seçmişsiniz. İkinci sebebi de arkalarında çok önemli bir orkestra var. Ahmet Özden ve Muhteşem Orkestrası alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Ahmet Özden bildiğiniz gibi Popstar'ın hem müzik direktörü hem müzik prodüktörü. Birkaç bize yorumu olacak bu hafta ile ilgili. Hı hı. Bu hafta da çok yoğun bir çalışmayla geçti arkadaşlarımızla. Geçen seride olduğu gibi bu seride de ileride sürpriz formatlarımız olacak. Yani arkadaşlarımıza Alaturka'da söyleyeceğiz, Arabesk'te söyleyeceğiz, Türkiye'de söyleyeceğiz, yabancı şarkılar da söyleyeceğiz. Fakat ilk üç haftayı ben normal Türkçe pop şarkılarla, yakın geçmiş ya da daha eski pop şarkılarla geçirmeyi düşündük. Bunun haricinde şunu da belirtmek istiyorum. Bugün ikinci performans akşamındayız. Dördüncü performans akşamında, yani iki hafta sonra.
Popstar, Compilation, karışık bütün finalistlerimizin yer alacağı albümde seslendirecekleri parçaları seslendirecekler. Albüm geliyor yani. Evet. Albüm geliyor. Yolda geliyor. Evet. Hikmet olursa Mayıs başı gibi piyasada olacak inşallah. 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 Onun için de çalışmaya başladık. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sizlerden gelen oylarla Selçuk birinci oldu. Çağatay maalesef elendi. Bu hafta finalistlerimiz yine çok iddialı şarkılarla karşınızda olacaklar. Jüri üyelerimiz onları değerlendirecek ve sizler popstar olmasını en çok istediğiniz aday için cep telefonunuzdan oy kullanacaksınız. Jüri üyelerimize dönmek istiyorum Osman Tan evet. Tekrar. Garo Bey, demin şıklığınızdan bahsetmiştik. Ama şimdi nasıl alışabildiniz mi birazcık bu Popstar Türkiye jüri üyelerine nasıl gidiyor? İyi Osman, anlaşıyor musunuz diğer jüri üyeleriyle? Osman Tan, ben hep aynı şeyi konuştum. Yani hayatımda onur duyacağım jüri üyeleri var. Hep onur duydum. Bütün jüri arkadaşlarımla. Çok güzel. Bir de benim çok hoşuma giden bir şey var. Sevgili Milan Gaz, Likit Gaz, Sayın Demirören grubu. Orada bir gaz odası var. Ya gaz odasını biraz daha sıcak gösterin. Oda. Sıcak oda, gaz odası orası. Yani cehennemin en başlangıcı zaten orası. Bunu hep anlattık birbirimize. Her şey çok keyifli gidiyor. Yani keyifler çok güzel inşallah. Fakat inşallah derken bir ufak bir eksi bir şey var. Her hafta birisi eksilecek. İnanın eksilen insana biz burada gözyaşı döküyoruz. Ağlayan jüri değil, gerçek ağlayan jüri. İbrahim Bey'e bakıyorum. İbrahim Bey hakikaten gerçekten ağlıyor. Deniz Hanım gerçekten ağlıyor. Seyir Bey gerçekten ağlıyor. Bu gece sahte ağlayacağım. Yok ağlayamazsınız İbrahim Bey. Onu zorlayacağım kendimi. Onu beceremezsiniz. Onu yapamazsınız. Bu akşam değil. Yok bazıları bana artı istiyor. O istediği zaman ağlar. Estağfurullah. Yarın akşam çok yani. Ağlayacaksınız İbrahim Bey. Var mısınız bahsine? Yarın akşam. Ağlayacaksınız bir kişi gittiği zaman. Bu gece de ağlayabiliriz. Tabii. Yani bu insanlar içinden gelerek yapıyor bunu. Yani onu hazırlayayım. O kadar keyifli bir şey ki. Vallahi. Biz bunun keyfini yaşıyoruz. Ama acısını da yaşıyoruz. Osman Tan bu bilinsin. Her giden çocuğumuz bizden bir çocuğumuz gidiyor. Bu bilinsin. Olsun onlar ilk 12'ye girdiler 8500 kişi içinden. Ama değil bizim için zor birazcık. Ve yolları açık olacak. Hakikaten yolları açık olacak. Çok olsun. Memnunuz ki siz de memnunsunuz. Çok teşekkür çok ediyoruz. İbrahim Bey ve Seyfi Bey'e ikisine de sormak istiyorum. Bütün hafta boyunca bana herkes... Abi ikimize birden niye soruyorsun anlamadım yani. Çünkü bir yanıt vermeniz gerekiyor. Ben sırayla giriyorsan sırayla... Ne cevap vereceğimi şaşırdım. Bak. Bütün hafta herkes bana İbrahim Bey ile Seyfi Bey neden atışıyorlar? Gerçek mi değil mi? Onların aralarında kalk, bir problem mi var? Kalk öp beni. Hayatta öpmem. Allah Allah. Para hayatta istemeyeceğim öp beni. Öpmem. Kalk öp beni. Herkes kavga ediyoruz zannediyor. En sevdiğim arkadaşımdı. Kameralar o yüzündeki mimiyi görmediler. Hayır, göstermediler. Görmediler. Göstermediler. Şimdi bravo. Her şey küçük şimdi, bir öpücükle başlamıştı. Şimdi öpüşebiliriz. Ama ilerleyen zamanlarda saldırgan olabilirim, saldırgan olabilir. Evet. Hayır, hiçbir zaman kimseye saldırgan olmadım, yemin ederim. Ayaklar havada, Allah cezanı verecek. Osman Tan'cığım, ben sıcak odaya geçeyim istersen. Ama biz konuşmadık, Allah Allah. Isınmaya başladılar. Siz sohbetinize devam edin. Biz devam ediyoruz. Denize konuşamadınız. Kolay gelsin şimdilik, görüşürüz. Biz devam ediyoruz, o içeriden diyecek Nehir. Deniz'cim. Ha, söyleyeceklerim var. Tabii ki. Ne demek Deniz'cim? Sensiz olmaz zaten. Deniz'cim. Niye? Benim çok eski arkadaşım Osman. Öyle mi? Tabii. Kesinlikle. O zaman biz olabilir. Bir ekip olduk artık. Biz her peki, şeyden hayır, önce... Hayır, biz burada bir ekipsek, ekibimi korumak mecburiyetindeyim. Doğru. Herkes Deniz'cim, Meniz'cim diyemez. Yok, diyemezsin. Mesela Hanım. Seyfi'ciğim. Yok öyle şey. Garo'cum. Yok öyle şekerim, şey. Şekerim, hayatım. Ne demek yani? Yok. Anlamadım. Ne desin İbrahim Bey? Deniz Hanım. Deniz. 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 Ha. Deniz. Peki. Deniz. Ayol Deniz dediği zaman dostu gibi oluyor. Deniz Hanım derse normal değil mi? Denizciğim olmaz. Denizciğim olmaz anladım. Ha. Ama Deniz Hanım denmesi. Elimizden papaz olmuyor. Buyurun. Deniz Hanım, Deniz'cim. Efendim. Neler hissediyorsun şu an? Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben de kostüm için Ayla Dümer'e çok teşekkür ediyorum. Ve Ayla?
Dümer ve saçım için, bu güzel saç tuvaletim için Kozi Ertan'a çok teşekkür ediyorum. Ve iki haftadır çok ciddi ve çok güzel telefonlar alıyorum. Bizim yarışmamızın, yarışmacılarımızın, orkestramızın ve jüri üyelerinin ve bu kadar gerçekten samimi alkışlarıyla bize destek veren seyircilerimizin, yani Türkiye Popstar'ın çok 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 başarılı olduğuna dair çok güzel telefonlar alıyorum. Ve bu aman telefonların birçoğu benim meslektaş arkadaşlarımdan, özellikle Işın Karaca'nın çok özel bir ricası vardı bana geçen hafta, atladım onu söyleyemedim. Denizciğim dedi, o kadar güzel finalistler seçmişsiniz, o kadar keyifle ve heyecanla seyrettik ki evimizi şenlendirdiniz dedi. Harika. Ben de bunu burada paylaşmak istedim. Eminim ki haftalar geçtikçe çok daha güzel şeylerle karşılaşacağız. Tabii ki aramızdan birisi ayrılacak her hafta yarışma formatı gereği. Ama her şeye rağmen müziğin konuştuğu bu yarışma için ve burada bulunduğum için çok mutlu olduğumu bir kere daha ifade ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutluyuz burada olduğunuz için. Ben de, buyurun. Benim de ceketim Etro'dan. Etro. Oo. Pek şey Arapça bilmez kendisi. Etro. Sizinki metro mu? Vallahi Etro metro, içindeki mal mühim. Oho. İçindeki malı bilmeyen mi var? Efendim, Seyfi Bey. Fikrimi almak lütfen istiyorsunuz. Evet. Valla... Bugün kimse benim fikrimi almadı ha. Gidiyoruz oraya. İkimiz konuştuk. İkimiz konuşamıyoruz. İkimiz öpüştük sadece. Yok, onu sildim onu. Sildiniz mi? Sildim. İyi. Yoksa izi çok kalır. Mutluyum. Popstar'a üye olduğum için çok mutluyum. Bu jürinin bir elemanı olduğum için çok mutluyum. Ancak iki program sonrası şunu gözledim. Demek ne kadar güzel elemişiz, ne kadar güzel seçmişiz ki her çıkan birbirinden iyi, hepsi birbirinden yetenekli. Bu bizim fikren anlaştığımızı ve iyi şeyleri çok iyi tespit ettiğimizi gösteren bir beraberliğimiz. Bundan ötürü mutluyum. Teşekkür ederim. Biz ben de sizin varlığınızdan dolayı çok mutluyuz. Ben anlatmak istiyorum. Ve benim de İbrahim Tatlısız. Benim hayatımda ikinci jüri üyeliğim. Bir tanesi güzellik yarışmasıydı. Star TV'nin. İkincisi bu oldu. Yani nasıl kabul ettim onu da bilmiyorum. 1 milyon tane işim varken. Güzellik yarışması mı, bunu mu? Bunu. Bence bunu. Güzellik yarışmasını zaten nasıl kabul ettiğinizi... Zaten kadroyu söyleselerdi kesin kabul etmezdim. Ben de. Yani falan kes, falan kes filanlar vardı. Falan kes, evet. Ama sağ tarafımda bir müzik devi yatıyor. Çok önemli bir müzisyen. Çok önemli bir usta gerçekten. Sol tarafımdaki bayansa... Daha önceden çok tecrübeli, bize çok yardımcı oldu gerçekten. Biz acemiydik yani daha doğrusu. O bize hep aydınlattı Deniz Hanım, sağ olsun. Seyfi Bey zaten kendi dalında her zaman söylediğim gibi tektir, bana bulaşmazsa. Tektir, tektir. Kendi dalında en iyi olan insanların arasında bulunmak da benim için en büyük şereftir. Bu son olacaktır ama belki. Ama çok keyifli zamanlar yaşıyorum, onu söyleyeyim. Gerçi 3 gündür yokum. Kebaba mebaba davet edemedim, bunları götüremedim ama çok neşeli ve çok gurbette bilhassa birbirimize çok sarıldık. Evet. Çünkü oradan eledik, oradan eledik insanları geldiler. Zaman zaman ben yoktum mesela bazen. Yokluğumu belli etmediler. Zaman zaman Deniz Hanım yoktu, onun yokluğu belli olmadı. Yani dördümüz bir ekibiz. Ne olursa olsun bir ekibiz. Evet. Alnımızın akıyla bunu bitirmek mecburiyetindeyiz. Geçen hafta ben önümüzdeki hafta olmayabilirim dedim. Gerçektir bu. Doğru söyledim. Sus, deve kestim. Deve gelmeyeceksin diye. Allah cezanı verecek. Buradan da çıkışta diyorsun ki aman ha böyle bir şey yapma. Hangisi? Senden kopamam diyorsun. Kopamam. Kop kopamam. Bence. Kopamam. Kop. O ayrı bir sevgidir. Ne böyle bir parça var? Kop ayrı. Ne? Kop gel günahlarından. He, kop gel günahlarından. O değil. Ne? Kop Mustafa ne? Bu gece kopmam lazım. Neyse boş ver yarışmayı, iki laf edelim. ne kopu? Osman Tanrı. Abi gireceksen gir. İyi ki buradasınız. Bir dakika. Bütün jüri üyelerimiz buyurun, pardon. Pardon, özür dilerim. Bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Bugüne kadar bütün rejiye, sese, bizi getiren götüren herkese çok teşekkür etmek lazım. Bütün hak onların.
Hepsine teşekkürler. Onlar hakkı abicim. Işık, ses, bilhassa, ışık. Bilhassa, bilhassa ışıkçılar geçen haftadan aldıkları mesajı iyi uygulamışlar bu akşam tahmin ediyorum. Teşekkürler. Evet, size dönmedim, ışığa döndüm. Niye? Buradan gelen ışık, kontur ışığı çok önemliydi. Bir de sizler çok karanlıktaydınız. Sizi de biraz aydınlatmışlar. Doğru mu bu? Doğru. Yani çok bu akşam daha keyifli seyredecek evlerinde oturan insanlar. Şey artık doğru. Program başlasa çok sevineceğim. Evet. İnanmayacaksınız ama bu akşam şarkı da söylenecek sevgili seyirciler. Şarkıcılarımız da var, yarışmacılarımız da var. İyi ki buradasınız. Tüm jüri üyelerimize bir alkış alalım. Ve sıcak odaya döneceğiz artık yavaş yavaş. Sabırsızlanıyorsunuz biliyorum. Bakın görüyorsunuz Nehir ilk yarışmacımızın yanında. Nehir'cim söz sizde. Osman Tan, likit gaz tüpümüzü yaktık. Milan gaz tüplerimizin üstüne oturduk. Ateşin harlanmasını bekliyoruz. Burçin yanımda ilk finalistimiz. Burçin'cim senin Gönen'den çok fazla hemşerin var. Geçen hafta seni çok